Evet, kadınlar Eylül'deki güz yaprakları gibi üstüme düşüyorlar. Gerçekten öyle mi Bay Valentino? Parmağımı ışıklatmayla buradaki herhangi bir kızla çıkabilirim dostum. Bu konuda benimle bahse girer misin Pierce? Hadi ağzın yerine paran konuşsun. İşte param ve iki misli. Bahsimiz bahisi Bay kendine güvenen. 24 saat içinde benim seçeceğim bir kızla çıkmak zorundasın, anlaştık mı? Söyle bakalım. Merak etme, hiç zor olmayacak dostum. Göreceğiz Pierce. Bana Romeo, paranı da elveda de canım. İşte orada. Kim? Bianca. Hey, bu çok katı bir seçim ama. Korktun öyle mi? Neden hemen paramı ödemiyorsun Pierce? Asla dostum. Ben mücadeleyi severim. Bianca Dupre cazibeme dayanamayacak. Fisher, eski dostum. Bianca'yı ne kadar sevdiğini biliyorum. Onun kalbini kazanman için sana yardım etmeye karar verdim. Ha, bu harika Pierce. O kadar güzel ve şirin ki. Tamam Fisher, söyle bakalım. Biraz yardıma ihtiyacım var. Bianca'nın en özel arzuları ve en gizli tutkuları nelerdir, söyler misin? Ah, bunu bir bilebilsem. Bilmiyor musun? Fisher, benim gibi sonsuz güzelliği olan ermiş biri onu neyin etkileyeceğini bilemezse nasıl yardım edebilir, söyler misin? Ha, bana bu tip şeylerden hiç bahsetmiyor Pierce. O bütün özel düşünceleri günlüğüne aktarıyor. Bianca günlük mü tutuyor yani? Tabii bunu birçok kız yapar. Galiba onu bana getirmek zorundasın, yoksa sana bu konuda yardımcı olamam dostum. Kesinlikle olamam. Böyle bir şeyi yapamam Pierce. Bu yanlış olur, öyle değil mi? Fisher, kızlar konusunda benim kadar usta olan biri onun gizli sır ve hayallerini bilmeden sana nasıl yardım edebilir? Galiba Bianca asla sana ait olamayacak dostum. Bir dakika, bunun tek çözüm olduğundan emin misin? Güven bana Wilshire. Şu iki ışığı görüyor musun? Onlardan biri sen, diğeri de Bianca. Gökyüzünde buluşuyorlar. Aşklarını yaşamak için bir araya geldiler. Bu bir işaret Wilshire. İşte bu gece, o gece. Anı yakala Wilshire. Ya Tanrım, gökyüzünde bir işaret. Haklısın, evet. Jet hızıyla döneceğim, burada bekle. Bir santim bile kıpırdamayacağım. İkna kabiliyetimin sınırları yok değil mi Kate dostum? Bu senin gibi biri için bile aşağılık ve berbat bir şeydi. Savaşta ve aşkta her şey yapılabilir Kate. Onu asla okumayacağım bildiği için limuzinde oturtuyor. Merak etme Fisher. Bunu çalışıp sana izleyeceğin stratejiyi anlatacağım. Burada bekle. Tamam. Bu gece, o gece. Bianca ve ben. Birinci sınıf bir soytarıyla mı dans ediyorsunuz? Bundan daha iyisini yapabilirsin. Mesela ben. Seninle dans edeceğim ve imparatoru çeyle ederim. Teşekkür ederim. Aklıma gelmişken Bianca, yarın benimle çıkacaksın, tamam mı? İlk önce ölmeliyim. Nasıl istersen. Senin günlüğünü buldum, biliyor musun? Ver onu bana. Mal bulanındır canım. Acaba Switchbird dans etmek ister mi? Elinde okuyabileceği harika bir defter var. Pierce, yapma. Lütfen. O halde çıkıyoruz tatlım. Başka seçeneğim yok galiba. Haklısın. Sabah beni ara ve nereye gitmek istediğini söyle. Bianca, sakın bu şansı kaçırma. Geleceğinin mahvolmasını istemem doğrusu. Ben de. Seni. Switchbird, buraya gel lütfen. Neler oluyor arkadaşlar? Bianca yarınki randevumuz hakkında bir şeyler anlatmak istiyormuş sana. Bu doğru mu? Bana dünyada çıkacağın en son kişi olduğunu söylemiştin. Kahvindeki bu ani değişiklik de ne? Bu onunla benim aramda. Şimdi beni yalnız bırak lütfen. Hadi Bianca, bu işin aslını öğrenmeliyim. Bu seni hiç ilgilendirmez. Dalga mı geçiyorsun? Beni her şey ilgilendirir. Affedersin, dans edebilir miyiz acaba? Bana bak, sen aklını mı kaçırdın, ne yapıyorsun? Hayır dostum, sen şansını kaçırdın. Paramı nakit olarak tahsil edeceğim, haksızdır.
Yani böyle bir ödeme yaparak kendimi rezil mi edeyim, bunu mu söylemek istiyorsun? Ama bahsi kazanmak üzereyim akıllı çocuk. Bianca yarın benimle çıkacak, tamam mı? Şaka yapıyorsun galiba. Boş ver, bu doğru olamaz. Bak, kredi kartı da alabilirim, tamam mı? Lütfen unut bunu Pierce. Buluşmadan sonra ödeme yapacağım, tamam mı? Nasıl istersen sersem. Buna inanamıyorum Wilshire. Bianca gerçekten de Pierce'la mı çıkacak yani? Bianca? Pierce'la öyle mi? Bianca ile çıkabilmek için bir hatlar karıştırdığından eminim. Yoksa Bianca asla onunla çıkmak istemezdi. Olamaz. Sanırım aklımı kaçıracağım. Deliriyor olmalıyım. İnanamıyorum. Deliren tek kişi sen değilsin. Wilshire! Limuzin! Tamam Bianca. Eğer onunla çıkmazsam Switchboard'a vereceğini söyledi Wilshire. Olamaz. Evet. Diğerlerinin en özel sırlarımı öğrenmesi ne kadar berbat olur düşünebiliyor musun Wilshire? Evet Bianca, düşünüyorum. O bu kadar cazibeli ve istenilen bir kadın olmanın ne kadar zor olduğunu bilemezsin canım. Sadece zor değil. Ayrıca dayanılmaz. Kesinlikle. O böylesine inanılmaz derecede muhteşem olmak çok ağır bir yük. Erkekler benimle çıkmak için ellerinden gelen her kötülüğü yapmaya hazırlar. Ama bahis bahistir. Ne? Ne bahsi? Wilshire, hemen detayları öğrenmek istiyorum. Benden asla kurtulamazsın. Karbüratörle çabuk söyle bazı bana. Sorunlar var herhalde. Radyatörde de olabilir, bujilerde de olabilir. Ya dudaklarımı oku ya da öl. Ne bahsiymiş bu? Tamam. Pierce bana senin günlüğünü ona verirsem kalbini kazanmam için yardım edeceğini söylemişti. Ona günlüğümü sen mi verdin yani? Evet ama günlüğü ona verinceye kadar seninle çıkmak için Mark'la bahse girdiğine hiç fikrim yoktu. Seni solucan. Bianca, beni kandırdı, inan beni bağışlayacak mısın? Asla canım. Lütfen beni bağışla. Bunların hepsi Pierce'ın suçu. Öyle mi? Kesinlikle. Senden istifade etti. Senin nasıl bir ahmak olduğunu biliyordu tabii. Bianca hayatım, seni seviyorum. Pekala. Pierce'ın günlüğümü Switchboard'a göstermesini nasıl engeller ve ondan nasıl intikamımı alabilirim acaba? Alolar, ben Wilshire. Dinle. Bianca'nın başı dertte ve yardıma ihtiyacı var. Hayır Wilshire, bu çok utanç verici. Teşekkür ederim. Sen ve Troy'la daha sonra görüşürüz. Troy orada mı? Wilshire, seni gerçekten çok sıkıcı buluyordum ama bu gece bayağı işe yaradın. Her neyse, bütün hikaye bu. Evet, onunla çıkmam için bana şantaj yaptı çocuklar. Birine yapılacak en alçakça şey. Sen olsan bile. Pierce gerçekten tam bir sıçanmış. Ona dersini vermemiz gerekiyor. Ama nasıl? Ateşe ateşle karşılık vermeliyiz çocuklar. Çok haklısın. Onu bir daha beni utandırmayacak kadar utandırmalıyız. Buldum. Hadi hemen anlat. Evet, Cat. Onun bilgisayarı. Bahse girerim, Cat onun her sırrını biliyordur. Ama Cat bize yardım eder mi? Tabii ki. Pierce kötü davrandığında ondan nefret eder. Ama onu nasıl alacağız? İçinizden biri kedi alırken ben onun dikkatini dağıtabilirim. Erkeklerin dikkatini dağıtma konusunda çok başarılıyımdır. İyi plan. Ama siz ikiniz çıkarken biz kedi nasıl ondan uzaklaştıracağız? Ne yapacağınızı seçmek size bağlı. Onunla olan işim bittiğinde gerçekten çok çok pişman olacak. Bunu giymek zorunda mıyım? Tam bir aptal gibi görünüyorum. Bu yeni bir şey değil canım. Buraya gelen bir servis arabası var. Pozisyonunu aldın mı Lark? Hazırım Troy. Pierce'ı cezalandırma operasyonu başlayabilir. Tamam. Ben Switchboard'u bulmaya gidiyorum. Roger, anlaşıldı. Sonra görüşürüz Pierce.
Bekle Bay Kaybeden. Bugünkü buluşmamdan sonra bana ödeme yapmak için burada olmanı istiyorum. Paran alacaksın Pierce. Tabii başarabilirsen. Başarabilirsen mi? Polo sahasında inanılmaz romantik bir piknik yapacağız. Benimle olmak için sabırsızlanıyorsundur ha? Buna hala inanamıyorum. Bianca'nın sana karşı bağışıklı olduğunu sanıyordum. Dalga mı geçiyorsun sen? Ellerime macunlanmış durumda. Bahse girerim bu buluşmadan sonra Bianca asla seninle bir daha çıkmayacak. Bu konuda iki misli bahse girebilirim. Senin beynin acaba sıcaktan şey mi oldu? Ben ciddiyim kadın katili. Eğer seninle bir kez daha çıkarsa iki misli vereceğim. Tabii çıkmazsa sen de iki misli vereceksin. Anlaştık dostum. Kızın sahibiyim. Ben de senin iyi bir iş adamı olduğunu sanıyordum. Pekala, büyük buluşmama geç kalmak istemiyorum. Hoşçakal. Troy bebeğim, yemi yuttu. Kancayı geçir ve dibe çek. Anlaşıldı. Şimdi onu makaraya saralım. Merhaba Switchboard. Sana çok iyi haberlerim var. Nedir, ne? Henüz söyleyemem Switchboard. Yalnızca kayıt cihazını al ve burada bekle. Burada olacağım ve parmağım kayıt düğmesinin üstünde bekleyecek. Görüşürüz. Ne zengin bir sofra bu. Umarım bunları yememe yardım edersin. Ancak küçük bir şeyler atıştırabilirim Pierce'cığım. Yalnızca sana hizmet etmek istiyorum. Ah, sana karşı büyüyen aşkımın bir ifadesi olarak büyük bir parça. Çok lezzetli. Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum doğrusu. Bianca. En azından bunu yapabilirim. İkinciyi de bitirdim. Peçete yok. Ne kadar utanç verici. Yürüyen bakkal. Bize derhal peçete getir. Tabii matmazel. Hemen peçetelerinizi getiriyorum. Seni sakar sersem. Hırsız. Uzak dur benden. Senin yer kesici. Hayır, benden nefret edebilirsiniz ama asla acımayın. Yalnızca ayağa kalkabilmek için cebinizden destek almaya çalışıyordum efendim. Bana çok tanıdık geldin sen. Beni tanıyor musun yoksa? Hayır efendim, bu mümkün değil. Ben basit bir işçiyim, o kadar. Aptal bir işçi demek istedin herhalde. Peçetelerimizi ver ve hemen kaybol. İşte peçeteleriniz efendim. Teşekkürler. Şimdi git buradan. Ve patronlarına bize daha farklı hizmetler sunmalarını istediğimi söyle. Anladın mı canım? Anladım efendim. İşte artık rahat rahat yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Her ne kadar günlüğümü aşırdığın için bozulmuş olsam da. Yani... Bianca. Bianca. Bu sabah seninle eşi bulunmaz biri olduğunu ve masa adabından anladığını fark ettim canım. Bianca. Bianca, ne yapıyorsun sen? Bana karşı olan ilgini kontrol etmelisin. Pierce. Artık arzularımı kontrol edemiyorum maalesef. Çok güzel öpüyorsun ama yani yapma... Terk etmemeli Bianca, lütfen yapma. Hayır. Pekala Troy, onu aldım. Tamam. Müthişti. Harika biri olduğumu biliyorum ama böylesine bir aşk beklemiyordum. Eğer aceleci davranırsan neler olacağını asla bilemezsin. Haklısın Bianca. İşte Troy da motosikletiyle geliyor. Bağışla beni. Kendimi tutamayacak kadar heyecanlandım. Bianca, sen inanılmaz birisin. Bana bir öpücük daha ver. Hayır, olmaz. Önce şu senin için yaptığım domuzun tadına bakmalısın canım. Bunu yapmak istediğinden emin misin Cat? Tabii ki. Nereden başlayacağım? Nereden istersen. Alçakça detayları duymak için sabırsızlanıyorum. O zaman başlayalım. Başlıyorum.
Pierce aslında söylendiği gibi kızlar konusunda başarılı biri değildir. Geçtiğimiz gün cumartesi gecesi 500. ekilmesini yaşadı. Görünüşe bakılırsa... Hayır Bianca lütfen. Şiştim, çok yoruldum. Sanırım biraz ben... Yani ben şimdi... Uyuyacaksın. Onu uyandırmak istemeyiz. Tamam, pekala, gidiyorum. Sonra görüşürüz. Uyan benim şişmiş prensim. Bianca, ben ne zamandır uyuyorum? Görünüşe bakılırsa saatlerdir canım. Ama emin olamıyorum tabii. Burada oturmuş senin o inanılmaz suratının kemik yapısını keşfetmeye çalışıyordum. Çok harika. Uyurken de ben çok mu yakışıklıyım yani? Bir bebek kadar sessizsin canım. Hadi. Nereye gidiyoruz? Yalnızca gezmeye. Gençlik kulübünün bahçesinden geçip havuza gideceğiz. Sana o yediğin yemekleri hazmettirmeliyim. Bianca, hep ne kadar harika biri olduğumu bilmişimdir ama senden yeni şeyler öğrendim bugün. Neymiş o? Sen gerçekten harika biriymişsin. Biliyorum. Hey, bu bana senin dedikodusu ödülünü kazandıracak. Özellikle de Pearson'ın nazarında. Neden kedi onca lezzetli haberden bahsederken kapattın? Onu yalnızca utandırmak istiyoruz. Elbette, ama biraz daha öğrenemez miyim? Soruşturmayı tamamlamak istiyorum. Bu kadarı yeterli. Pierce tatlım, sana verdiğim çıkma sözünü yerine getirdim. Şimdi günlüğümü geri alabilir miyim? Henüz olmaz Bianca'cığım. Yoksa yanında değil mi? Yani onu burada bir yerde şeye aldım, zulaladım. Onu kaybetmek ya da birinin bulup okumasını falan istemiyorum canım. Ona havuza gittikten sonra geri vereceğini biliyorum. Vereceksin değil mi? Olabilir, verebilirim. Tabii eğer benimle bir kez daha öpüşürsen canım. Ama anlaşmamız böyle değildi Pierce. Bak, sakın bunu sana karşı kullanıyormuşum gibi algılama. Yani sen zaten benden hoşlanıyorsun. Buna neden gerek duyayım ki? Ne de olsa ben 3. Pierce Thorndike'ım değil mi? Ve türünün tek örneğisin. Tabii ki. Yalnızca havuza gittikten sonra bana günlüğümü geri vereceğini bilmek istiyorum. Hepsi bu canım, lütfen. Öyle mi? Evet. Ve vereceğinden de eminim canım. Ama herkes neden gülüyor? Şimdi bana Pierce'ın sahte görüntüsünü devam ettirebilmek için neler yaptığını anlatmama izin verin. Ama bu ses kedin sesi. Cat. Cat gitmiş. Ve daha sonra Pierce güzellik kraliçesinin yanında fotoğraf çektirebilmek için ona rüşvet teklif etti. Bu harikaydı. Bayanlar baylar. Gösterimizin yıldızı Bay 3. Pierce Thorndike karşınızda. Şuna bakın. Kapat şu teybi. Bana kedi geri ver. Çabuk. Eğer hemen Bianca'nın günlüğünü geri verirsen kedi de alacaksın. Teyp de kapanacak. Anlaşıldı mı? Ve daha sonra gözlerini kapadı ve ondan iyi geceler öpücüğü bekledi. Ama kız kafasını ve dudaklarını ondan kaçırarak kapı zilini çaldı. Babası kapıya geldi. Onu hemen vermek zorunda mıyım? Anlaşma anlaşmadır. Umarım dersini almışsındır Pierce. Tabii ki aldım, tabii ki. Bir daha birilerine şantaj yapacak mısın bakalım? Hayır. Dediğin gibi dersimi aldım işte. Tamam, aldım. Tam olarak değil Pierce'cığım. Ne demek istediğini anlayamadım Bianca. Arkadaşlarımın önünde yerin dibine geçtim. Bundan daha kötü ne olabilir? Dersini aldığından emin oluncaya kadar seninle bir daha asla çıkmayacağım. Beni anladın mı? Evet, sen haklısın Bianca'cığım. Hak versen de vermesen de umurumda değil. Tabii ki ona borcunu ödedikçe. Kim isteydi, unuttun mu züppe? Söyle, hadi ver şu parayı. Olamaz. Ah.